Üstadımız Müjdat Bey'le galiba bağlanıyoruz. Merhabalar üstadım. Selamlar İstanbul'a. Çok teşekkür ederim efendim. Türkiye'de binalarda yapımı sırasındaki güvenlik ve kanserojen maddelerin, asbest gibi, bunların güvenli bir şekilde temizlenip güvenli bir şekilde yok edilmesi sistemi ne yazık ki yasalarda olması rağmen denetimlerde hiç yok. Yani öyle ki Abdullah Beyciğim, bizde çimento fabrikaları şehrin içine gelmiş vaziyette ve Türkiye'deki bu kanser olaylarının en önemli sebebi çimento fabrikaları kanserojen maddeleri engelleyecek filtreleme sistemine sahip değil. 90'larda yapılmış Akkuyu nükleer santralinin kesinlikle filtreleri devamlı 90 yılından beri 2019 yılına kadar ertelenmiş, ötelenmiş ve o bölgedeki insanların hepsini kanserojen yapmış, devamlı filtreyi ötele öyle geçmiş. Tabii Türkiye'de bir Almanya mükemmel bu şekilde insan sağlığına, kansere çok dikkat ediyor. Bizim oralarda para daha önemli. İnsan sağlığı, varlığı nedense hiç önemsenmiyor. Yani elinizden gelecek değiştirecek bir şeyimiz var mı, imkanınız var mı bilmiyorum ama sadece Türkiye'deki olayı biz buraya böyle yansıttığımız zaman Avrupa'daki yaşayan insanlarımızın kulaklarının böyle dikleneceği ve kendilerini bu konuya tamamen verebileceklerini, Türkiye'nin iç konularına, iş konusu olarak gördüğümüz bu meselelere biraz daha hassas olabileceklerine inanıyorum. Bizi bu konuda aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Biz konuşmalarımızın içerisinde arsaların, arsa planlarının, parsellerin düzenlenmesiyle ilgili bir konuya da değindik. O değindiğimiz konuda bu kentsel dönüşümle ilgili binaların yapılması ama daracık sokakların kalması, parsellerin birleştirilmesi, yolların genişletilmesi, yeni park alanlarının açılması, bu gibi şeyler için herhalde bizim kanunlarımız müsait ama uygulamada biz bunları acaba yapılıyor da göremiyor muyuz? Bu kentsel dönüşümle ilgili parsellerin birleştirilmesi, düzenlenmesiyle ilgili görüşlerinizi bize aktarır mısınız Sayın Üstadım? Evet. 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu 2012 senesinde yapıldı. Evet. Bu çok büyük bir devrimdir. Türkiye gayrimenkul alanında tamamıyla gecekondulaşma ve gecekondunun sonra affedilmesi üzerine kurulmuş bir siyasi yapı anlayışı var. İlk defa 2012 senesinde bu gecekondulaşmayı teşvik eden değil, şehri düzenleye yönelik bir kentsel dönüşüm yasası çıkardığında 6306. Bu sonra kentsel dönüşümden rantsal dönüşüme dönüştü. Yani kenti kurtarmak yerine daha fazla imar durumu verip devletin arazi gasp etmiş, devletin ormanını gasp etmiş seçmenin oyunu alabilmek için biz nasıl olur da şehri yok eder, İstanbul'a ihanet et lafıyla İstanbul'u nasıl ihanet edilir? Bu tarafta da seçmen nasıl haksız kazanç elde edilebilir? İnsanlar arasında gelir adaleti nasıl yukarı çıkar ve bir şehir nasıl mahvedilir? Kentsel dönüşümde bunu yap. Şöyle ki, yani bu hatta kentsel dönüşümün yanlış planlaması Türkiye'de arz talep dengesini bozdu. Örneğin bir Fikirtepe'de iki emsal olan yere 4 emsal verip ikisi müteahhitin olsun, ikisi hak sahibinin olsun diyerek yolu olmayan yere acayip bir yoğunluk getirdik. O gereğinden fazla gayrimenkul yapılması orada iflasları olmasına sebep oldu. Arz fazla olunca fiyatlar düştü. Fiyatlar düşünce maliyet fiyatları arttığı için orası iflas etti. Yani biz kentsel dönüşümü ne yazık ki rantsal dönüşüm haline getirdi. Kentsel dönüşümde iyi işler yapılmadı mı? Yapıldı. Sosyal konutlarda iyi işler yapılmadı. Mükemmel yapıldı. Yani bu hükümet döneminde 847 bin adet dar gelirli insan konut sayısı yapıldı. 1923'ten 2002'ne kadar yapılmayan adette 17 yılda konut yapıldı. Bunları da takdir etmek gerekir. Bunları da son derece saygı duymak gerekir. Şu anda hükümet 100 bin adet dikey değil yatay yapılanmayla, örneğin İzmir'de İzmir mimarisine uygun, efendim Konya'da Konya mimarisine uygun mükemmel projeler geliştiriliyor. Bu açıdan kentsel dönüşümdeki hatalarını ortadan kaldırıyor.
kaldıracak. Yeni bir düzenleme geliyor. Türkiye'de kötü işler yapılıyor demek. Yanlış. İyi işler yapılıyor. Ama yeterli mi? Değil. Aman efendim, öyle şeyler anlattınız ki inanın böyle artık göğsüm kabardı ve bunları duyduğum zaman çok sevindim. Ama ben bunları evet, sizden yapılıyor. Duyduğum zaman aklıma bir de Bakırköy 13. noteri mi böyle bir şey vardı. Bir skandal gibi bir şey duymuştum ben. Gerçekle alakası ne kadar onu bilmiyorum ama. Çekiliş yapıyor ama hep belirli insanlar bu çekilişten faydalanıyor. Kendileri. Şimdi bu sosyal konutlardan dikey değil de yatay konutlardan faydalanacak kesim, kitle, kişiler bunlar neredeler? Bunlar nasıl arz edilecek? Bunların sahipleri şimdiden belli mi? Böyle bir bilgi var mı? Ben öyle söyleyeyim. Bir kere mevcut siyasi iktidarın 11 milyon adet üyesi var. Bazı vakıfların üyeleri var. Eğer siz bu siyasi partinin üyesi değilseniz, eğer siz bu vakıfların, cemaatlerin üyesi değilseniz bu daireleri alma şansınız pek yüksek değil. Aman efendim, evet, ne güzel söylüyorsunuz hocam. Yani bu adalet mi yani? Nasıl? Ali Bey, şimdi önemli olan bir şeyler mi yapılması Ali Bey? Yani bu insanlar bizim insanlarımız değil mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. Türkiye'den bahsediyoruz. Aynen, ben de bizim insanımız olabilmeniz için önce bizim siyasi partimize kaydolmanız lazım. Cemaatlere kaydolmanız lazım. Ne yazık ki Türkiye'deki adalet dediğim budur yani. Evet. Tamam. Çok derin meseleler efendim bunlar. Bunlar bizim tabii hakikaten. Bunlar efendim bizi bir yerde ilgilendirmez. Büyüklerimizin alanına giriyor. Evet. Biz evet. Küçük adamlar çok bu konuda susmasını biliriz. Büyüklerimiz daha iyi bilir deriz. Hiç değilse o vatandaşlarımızı bile konu sahibi yapıldığı için de iyi iş diye anlatırız. Her şeye rağmen bir kesim de olsalar 100 bin kişinin o gökyüzüne uzanan şehrin hava sirkülasyonunu dahi bozan 18 milyonluk bir şehre ihanet eden o binalar yerine insanların içerisinde aileleriyle, çoluk çocuklarıyla birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil bir arada belki yaşama fırsatı bulabilecekleri, bahçelerinde horoz, ördek, civciv yetiştirebilecekleri, kendi patateslerini yetiştirecekleri, marollarını, domateslerini, fasulyelerini yetiştirebilecekleri, bahçeli evlerinde oturmalarını, sağlıklarını işte temiz havada yaşayarak geçirebilecekleri yerlerde yaşamalarını tercih eder. Hiç önemli değil. Tabii. Önemli olan hem o görüntüyü verebilmek hem de o insanların daha medeni şartlarda yaşamalarını sağlamak çok önemli. Evet. Yeter ki işte böyle 100 bin kişi böyle yerlerde yaşayabilsinler. Darısı Avrupa'daki yaşayan Türklere olsun diyorum efendim. Çünkü onların Allah'tan başka kimseleri, bir de Müjdat Beyleri var. İyi ki siz varsınız. Siz oradan böyle şeyleri insanlarımıza duyuruyorsunuz. Baştan Abdullah Bey sormuştu size. Bu satılacak olan emlaklarla alakalı belediyenin öncelikle alma hakkı var mı yok mu diye. Onu tam cevabını alamadım galiba. Efendim, bizim yasalarımızda böyle bir husus yoktur. Yani bizdeki gerek belediyeler yasası, gerekse icra iflas yasası bu şekilde düzenlenmedi. Biz mümkün olduğu kadar hele belediyeler bu çeşit olaya karışmaz. Belediyelerin karıştığı olayı söyleyeyim. Belediyelerin KİPTAŞ diye bir kuruluşları vardır. Bunlar hakikaten güzel çalışır. Bazı kentsel dönüşüm yerlerinde otomatikman yola terk edilen alanlar sonunda imar alanı içerisinde. Yani örneğin siz 100 bin metrekare, 200 bin metrekare bir yere imar alabilmek için bunun belli alanlarını yola terk etmek mecburiyetindesiniz. Sonra bu binaları yıkıp tekrar yeni bir proje yapmaya kalkıştığınızda otomatikman belediyeler yollar sebebiyle projeye ortak ve bu ortak olmada KİPTAŞ sonunda bunları mükemmel derecede gelişti. Bizim sistemimizin kentsel dönüşüm, Almanya'daki kentsel dönüşümle hiçbir alakası yok. Almanya'da kentsel dönüşüm doğayı, tarihi, yeşilliği ve şehri korumak için yapıyor. Bizde ise birinin arsasını gasp et, ormanı gasp et, katilleri korumak için ramsal kentsel dönüşüm. Maalesef doğru söylüyorsunuz yani hocam. Yani bunun hiç alakası kentsel dönüşüm demek özünde kenti korumak, yeşil alanlara. Sen hazinenin arazisine adam gasp et. Niye orayı konut imarını açıyorsun? Adamın ver parasını, başka bir yerden ver konutu, orayı yeşil alan yap. Yapmazlar. Onu yaptığı anda oy kaybederim korkusu, devletin malı deniz yemeyen domuz, ver ona sana oy ver. Ya sen devletin malını vererek oy alacaksa böyle bir politika yoktur ki. Almanya'da sosyal demokratlar vardı. Almanya'da devletin malını kimseye veremezsin. Verdiğin anda adam sana yakana yapışır. Bizde ise devletin malı deniz yemeyen domuz.
Siyasetçinin tek yaptığı iş devletin malını nasıl gasp edene ben bunu veririm. Ne yazık ki bizim siyaset 70 yıldan beri bunun üzerine. Hocam çok sağ olun. Artık yani bu gidişat bir şekilde yani böyle devam etmeyecek. Yani devletin malını yemeyen domuz öyle bir anlayış olmaması lazım. Yani 20. asırda yaşıyoruz. 21'e girdik. 21'e girdik. 21'i yani, ortaladık, yaraladık yani. 21. Hiç olmayacak. Merak etmeyin. Türk halkı çok bilinçlendi. Bu internetin sihirli gücü. Sosyal medya dediğimiz. İnsanları daha bilinçlendirdi. Türkiye'de artık moda halka doğru hizmet etmek. Eskiden dikey bina modaydı. Şimdi yatay bina moda oldu. Eskiden şehrin yolunu yok etmek modaydı. Şimdi yeşil alanlar açmak moda. Moda doğruluk olacak, moda saydamlık olacak, moda yargı bağımsızlığı olacak, moda gelir adaleti olacak. O zaman halk da modayı takip edecek. Ben Türkiye için çok ümit varım. Türkiye'de artık bunlar moda olmaya başladı. Üstadım, programın bu bölümünde sizin son şeyinizi alalım. Avrupalı Türklere bu anlattığınız yeni modanın ışığı altında konut alma açısından vereceğiniz tavsiyeleri o zaman daha belirgin bir şekilde söyler misiniz? Nasıl bir konut alsınlar? Ne tavsiye edersiniz? Vallahi Almanya'daki kardeşlerimiz kesinlikle Türkiye'de maliyet enflasyonu çok arttı. Yani inşaat maliyetleri %60 arttı. Hala konutlar %40-50 ucuz. Bitmiş iskanlı değerleme raporuyla konut alsınlar. Bitmemiş iskansız gayrimenkulden uzak dursunlar. İkinci soru, sorunun içerisinde bir soruyu sormam gerekiyor. Bazı binalar var, bitmişler ama tapu almak gibi bir sorun hala var. Ama diyorlar ki işte XXX bankasının teminatı var diyorlar. Ben banka ismi söylemeyeyim. Bankada değil, belki bir devlet kuruluşu da olabilir. Ama tapu olmadığı söyleniyor. Böyle yerler var mı? Yoksa biz böyle bir duyum mu alıyoruz sokağından sadece? Sokağından geçmesinler. Çok var. Doğru. Sokağından geçmesin. Yani XXX yerinin teminatı bir teminattan kabul etmiyorsunuz. Tapusu olmayan hayır, yer... sokağından geçmesinler. Evet. Bırak almayı, sokağından geçmesinler. Evet. Sayın Üstadım, size çok teşekkür ediyorum. Avrupa'dan, Almanya'nın Duisburg şehrinden... Beyefendiyi dinledim. Ben beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarından feyz aldım. Saygı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun hocam. Buradan bütün Türkiye'mize selamlar, sevgiler. İnşallah şey olacak. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.